Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere sevimsiz bir konudan bahsedeceğim. Köpeklerde ya da hayvanlarda genel olarak, buna kedileri de dahil edebiliriz, ötenazi olgusu. Biliyorsunuz ötenazi kelime anlamı olarak kişinin kendi isteğiyle, kendi kararı ve iradesiyle hayatına son verilmesine karar vermesi, ki insanda birçok ülkede mümkün olmayan, sadece bazı birkaç tane ülkede bildiğim kadarıyla serbest ötenazi kararı verebiliyor kişi kendisi için. Mesela Türkiye'de insan için ötenazi kararı yok. Böyle bir karar veremiyorsunuz. Hangi terminal dönemde bir hastalığa sahip olursanız olun. Şimdi bunun hayvanlar açısından değerlendirilmesi. Ben 1990'ların başında veteriner fakültesinde okurken de patoloji ve nekropsi derslerinde, sanırım nekropsi dersindeydi, ötenazi olgusunu işlemiştik ve ta oradan beri kafama oturmamıştı bu kurgu. Çünkü orada da hayvanlarda ötenazi konusu işleniyordu ve bir köpeğin ya da kedinin ya da herhangi bir hayvanın ölümüne karar verme olgusunun insanın iradesiyle kurgulanması bana son derece ters gelmişti. Hatta bunu o dersi veren hocaya da sormuştum, onunla da tartışmıştım. Çünkü ötenazinin kelime anlamına oturmayan bir durum var. Çünkü bir köpeğin, bir kedinin size öldürebilirsiniz beni, öldürün beni deme şansı yok. Dolayısıyla da buna karar neye göre verilmeli ya da böyle bir karar verilmeli mi olgusu. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de de dünyada da ötenazi hayvanlarda, köpeklerde ve kedilerde uygulanan bir kurgu. Özellikle de bir takım kazalar sonrasında felç kalan, hayatının büyük bir kısmını felç olarak devam ettirmek zorunda kalan ya da hayatının geri kalan kısmını felç olarak devam ettirmek zorunda olan hayvanlara genellikle ötenazi kararı verilir. Ya da işte omurgası kopmuş, artık yürüme şansı yok, paraplejik dediğimiz sadece iki bacağını tutmadığı ya da tetraplejik dediğimiz dört bacağını tutmadığı veyahut da bir takım çaresi olmayan hastalıklara yakalanmış olan hayvanlarda, işte omurilik tümörlerinde, beyin tümörlerinde falan bu kararlar alınıyor ve genellikle de hasta sahibi tarafından alınıyor. Buna da işte veteriner hekimlere danışılarak veyahut da veteriner hekimin önerisi ya da çaresi olmadığı söylendiği takdirde kurgulanıyor. Şimdi kendi fikrim, bu tamamen benim fikrim, insanlar katılabilir, katılmayabilir. Ben hiçbir şekilde bir hayvana ötenazi yapılması taraftarı değilim. Hayatımın hiçbir aşamasında böyle bir hamleye de bulunmadım. Ama bundan şunu demek istemiyorum. Belki meslektaşlarım bu konuda yanlış düşündüğümü söyleyebilir. Bu benim kendi fikrim. Dolayısıyla bir köpeğin veyahut da bir kedinin ölüm kararının bir insan tarafından alınması bana doğru gelmiyor. O yüzden ötenazinin tamamen karşısında duran biriyim. Ve tabii ki bu kararın bazı olgularda çok çabuk alınması ve hiç düşünülmeden, hiç empati yapılmadan alınması tabii ki anlaşılabilir bir şey değil. Mesela yurt dışında bazı barınaklar, işte sokaktan veyahut da toplanılan ya da terk edilen hayvanları belli bir süre veriyor. Genellikle bu 4 ila 6 hafta arası oluyor. Bu süreç içerisinde köpek ya da kedi sahiplendirildi. Sahiplendirilmediği takdirde uyutulma kararı, yani ötenazi kararı alınarak bu hayvanlar itlaf ediliyor. Şimdi Türkiye'de de özellikle trafik kazalarında videoda göreceksiniz. Videoda İncir isminde bir French Bulldog. Bu hayvan bir disk fıtığı şikayetiyle bir kliniğe başvuruyor, ama biliyorsunuz özellikle fıtıklarda ya da omurgayla, sinir sistemiyle alakalı, özellikle de omurgadaki disk fıtıklarında veyahut da travmalarda saatler, günleri bırakın saatler bile çok önemlidir. Çünkü sinir harabiyeti genellikle geri dönüşümü olmayan bir şeydir. Dolayısıyla bir takım blokajlar şekillendikten sonra bunun geri dönüşü yok denecek kadar azdır. İşte bu köpekte geç kalınmış bir vaka. Tabii ki yine de ameliyat deneniyor ve ameliyat sonucunda bu köpeğin artık yürüyemeyeceği, ameliyat her ne kadar başarılı da olsa sinir harabiyetinin çok ileri safhada olduğu ve artık arka bacaklarını kullanamayacağı, tuvaletini tutamayacağı, çünkü arka bacakları ve o bölgeyi innerve eden sinir blokajı söz konusu olduğu için bu hayvanın ne kendi başına tuvalet yapması mümkün ne de arka bacaklarını kullanması mümkün halde felç olarak kalıyor bu hayvancağız. Tıpkı insanlarda da olduğu gibi. Ve hayvan sahibi
bu olgunun üstüne ameliyat sonucunda da başarı olmayınca, yani ameliyat başarılı geçtiği halde köpek yürüyemez pozisyonda olunca, hayvan sahibi veterinere uyutması konusunda bir öneride bulunuyor. Diyor ki ben bu köpeğe bu şekilde bakamam ve bu köpeğin uyutulmasını istiyorum diyor. Meslektaşlarımdan sevdiğim de bir meslektaşım buna gönlü razı olmuyor. Kendisinin de French Bulldog'ları var. Sadece French Bulldog olduğu için değil. Gönlü razı olmuyor çünkü gözünün içine bakıyor hayvancağız. Hala canlı, hala genç, hala istekli. Mama veriyorsunuz, yiyor. Gözünüzün içine bakıyor. Yani insan gibi hayata küsen canlılar değil. Daha önce de handikaplı, engelli köpeklerle video çekmiştik sizinle birlikte. Aynı kurgu söz konusu bu köpek içinde ve meslektaşımız buna gönlü razı olmadığı için köpeği uyutmuyor, yani ötanazi yapmıyor ve bu köpeğe bir sene kadar baktıktan sonra bir hafta öncesinde yeni sahibine kavuşuyor ve yeni ismi bu köpeğin İncir oluyor ve yeni sahibi ona bir tekerlekli aparat alarak, ki göreceksiniz videoda, son derece rahat bir şekilde o tekerlekli aparatla gezebiliyor. Hala mutlu, hala kokluyor. Ne yapıyoruz? Ekstra olarak o tekerlekli sandalyeyi söküp takmanız gerekiyor. İşte gezintilerine çıkarken ya da bazen evin içerisinde. Ve köpeği muhafaza ettiğiniz yerde arka bacakları süründüğü için, yara oluşmaması için hep böyle yumuşak zeminler oluşturmanız gerekiyor. Bir de tabii ki zaman zaman altını bağlıyorlar çünkü çişini ve kakasını tutamıyor, ama bunun temizliği de çok zor değil. Tıpkı bir anneniz, babanız, ailenizin bir bireyi, kardeşinizin başına böyle bir şey geldiğinde nasıl ona tabii ki bakacaksanız, tabii ki yardımcı olacaksanız, tabii ki hayata bu şekilde de tutunabilmesi konusunda destek olacaksanız, köpeklere de destek olunabiliyor. Tıpkı İncir'in olgusunda olduğu gibi, görüyorsunuz İncir hala çok mutlu olabilen bir köpek. Hala yaşam sevinci içinde barındıran bir köpek. Dolayısıyla da böyle bir köpeğin ötanazi yapılması, birazcık empati yapan bir insan tarafından ne kadar yanlış bir karar olduğunu anlaşılabileceği bir kurgu. O yüzden köpeklerde özellikle veyahut da kedilerde, yani tüm hayvanlar için geçerli, ötenazi kararının verilmesi bu kadar kolay olmamalı, bu kadar çabuk realize edilmemeli, bu kadar empatiden yoksun hareketlerde bulunulmamalı, gerekli olduğunu düşünmekteyim. Bu benim tamamen şahsi fikrim. Dediğim gibi buna katılmayacak olan meslektaşlarım olabilir. Onların da kendi fikirleridir ama benim kendi fikrim, tıpkı İncir'de olduğu gibi, birçok hayvan İncir pozisyonda yaşamına devam edebilecekken başkalarının verdiği kararlarla, bu sahibi olsun ya da olmasın hiç fark etmez, başkasının verdiği kararla hayatına son veriliyor. Bu kararları almadan önce çok iyi düşünmek ve bu kararların ne kadar doğru olduğunu, ne kadar insancıl olduğunu bir kez daha oturup düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum.